Herkese merhaba, ben Halil İbrahim Mungan. Bu videoda sizlerle birlikte bir ısı transferini gerçekleştireceğiz. Isı transferi analizini. Analize başlamadan önce dilerseniz problemimizi tanıyalım. Şöyle geliyorum. Sağda ve solda toplamda 4 tane açıklığımız mevcut. Sağ alt taraftaki açıklığımızdan sıcak akışkanımız gelecek. Sol alt taraftaki açıklıktan ise soğuk akışkanımız girecek. Sıcak akışkanımızın sıcaklığı 450 Kelvin sıcaklığında. Soğuk olan akışkanımızın sıcaklığı ise 300 Kelvin sıcaklığında. Ve ortadaki yapı sayesinde bir çapraz akış meydana gelecek. Çapraz akış neticesinde bir ısı transferi meydana gelecek. Şöyle artık analizimize geçebiliriz. Applications sekmesinden Flow analiz butonuna tıklıyorum. Ve buradan Wizard'a giriyorum. Bakın Wizard normalde ben New Project'i de seçebilirdim. Wizard, Creo'nun benim için oluşturmuş olduğu analiz adımlarını takip etmemi sağlıyor. Bunu seçmeyebilirdim. New Project deyip manuel olarak kendi adımlarımı da izleyebilirdim. Fakat bu şekilde daha hızlı bir sonuç almak istiyorum. Dolayısıyla Wizard'ı seçtim. Devam diyorum. Şimdi simülasyon içerisinde karşılaşacağımız fizikleri buradan tanımlamamız gerekiyor. Türbülanslı bir akışımız olacak. Dolayısıyla flow ve turbulence'ı aktif hale getirdim. Isı transferi gerçekleştirecek dedik. Dolayısıyla buradan heat'i aktif hale getiriyorum. Son olarak sonuçlar bölümünde bir akım çizgilerini gözlemleyeceğim. Şuradan Streamline'ı aktif hale getirip devam ediyorum. Simülasyon içerisinde yer çekimi ivmesi bir önem kazanmayacak. Dolayısıyla buradan özel olarak yer çekimi kuvvetini aktif hale getirmeyeceğim. No halde devam ediyorum. Şimdi önemli bir adıma geldik. Geometri içerisinde akışkan hacmimiz bulunmuyor. Hesaplama yapacağımız hacim bulunmuyor. Dolayısıyla bu hacmi bizim oluşturmamız gerekiyor. Bu adımda bakın ne diyor bize? Do you want to create fluid domain? Fluid domain oluşturmak yani akışkan hacmi oluşturmak istiyor musunuz? Buradan evet diyorum. Ve iç hacmi seçiyorum. Şöyle yüzey analizimi yapıyor. Analiz neticesinde 4 tane açıklığımı tespit etti. Şöyle gördüğünüz gibi. Tespit etmeseydi şuradaki opening sekmesinden seçebilirdim. Gördüğünüz gibi. Okey diyorum ve işlemim devam ediyor. Evet, işlemim bitti şu an. Devam edelim. Simülasyon içerisinde hem akışkan hacmi oluşturacağız hem de katı hacmi oluşturacağız. İlk başta akışkan hacmimizi oluşturalım. Şöyle Add butonuna tıklıyorum. Ne yapıyorum? Bakın fareyle bir kere dokunduğum zaman zaten seçili hale geliyor. Tıklıyorum ve gelen soruya da okey butonuna tıklıyorum. Akışkanımız hava olacaktı. Dolayısıyla varsayılan ayarlarla birlikte gelen havayı buradan değiştirmiyorum. Materyal bölümünde. Fakat density bölümünü değiştireceğim. Çünkü akışkanımız yani havamız burada ısı transferi gerçekleştirdiğinden dolayı ideal gaz gibi davranacaktır. Ne yapıyorum? Burada ideal gazı seçiyorum. Devam ediyorum. Şimdi katı hacmimi oluşturmaya geldi sıra. Yine Add butonuna tıklıyorum ve model hacme geri dönerek katı hacimlerimi seçiyorum. Şöyle bakın. Canvas penceremden de gördüğünüz gibi. Şöyle bunu seçtim ve kabuğu da seçtim. Dış kabuğu da. Ve OK butonuna tıklıyorum. Şöyle. Seçili hale geldi bunlar. Malzeme olarak herhangi özel bir tanımlama yapmama gerek yok. Çünkü onlardan bir ısı transferi olmayacak. Dolayısıyla seçili halde bulunan alüminyum alaşımı ve paslanmaz çeliği olduğu gibi bırakabilirim. Devam ediyorum. Şimdi akışkanım için giriş ve çıkış sınırlarımı tanımlayacağım. İlk olarak giriş sınırımı tanımlıyorum. Giriş sınırım var mı? Evet diyorum. Buradan bakın ne demiştik?
Sağdan girecek demiştik sıcak akışkanımız. İlk başta sıcak akışkanımızı tanımlayalım. Hangi sınırın hangi sınıra denk geldiğini de bakın şöyle bir kere basıyorum. Evet, üçüncü sınırım istediğim açıklığa geldi. Şöyle next diyorum. Buradaki tanımlamamı yapabilirim. Hacimsel debi tanımlayacağım. 0,1 metreküp bölü saniye diyorum. Ve buradan da akım çizgilerini serbest hale getiriyorum. Akım çizgilerim buradan çıkacak. Bir de sıcaklığı tanımlıyorum. Ne demiştik? 450 Kelvin demiştik. Evet, birinci girişim için tanımlamamı yapmış oldum. Tabi sadece bir tane girişim mi var? Hayır, ikinci girişim de var. Dolayısıyla bakın buradan Add More Boundaries butonuna tıklıyorum. Ve ikinci tanımlamamı yapıyorum. Bakın aynı zamanda şuradan da gelelim. Şöyle Boundary Condition bölümünde üçüncü sınırım için bakın tanımlamam yapılmış oldu. Bunları New Project en başta yaptığım en başta dediğim gibi New Project sekmesinden bunları manuel olarak da bu şekilde yapabilirdim. Evet, devam edelim. Ne demiştik? Soğuk akışkanımız için sınır tanımlamamızı yapalım. Şöyle 4'e geldim. Evet, gördüğünüz gibi 4. sınırımız istediğim açıklığa geldi. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde hacimsel debi tanımlayacağım. 0,1 metreküp bölü saniye olarak tanımlıyorum. Buradan da aynı şekilde akım çizgilerini serbest hale getirdim. Devam ediyorum. 300 Kelvin olarak bırakıyorum. Yine devam ediyorum. Şimdi çıkış sınırlarımı seçeceğim. Çıkış sınırlarınız var mı? Evet diyorum. Geri kalan sınırlarım zaten çıkış sınırlarım olacak. Şurada üst taraftaki sağ ve sol çıkışları. Buradan da ne yapacağım? Bakın. Pressure outlet olarak 101.325 Pascal olarak bırakıyorum. Burada önemli bir konu var. Normalde bazı çalışmalarda burayı 0 Pascal olarak bırakırken bazı çalışmalarda da 101.325 Pascal olarak bırakıyoruz. Bunun da sebebi akışkanımızı ideal gaz olarak tanımladığımızdan dolayı akışkan özelliklerimiz basınca bağlı hale geliyor. Ve dolayısıyla burada girmemiz gereken basınç da toplam basınç oluyor. Yani atmosfere bağlı basıncımız oluyor. Fakat diğer durumlarda statik basıncımızı yani 0 Pascal olarak da girebiliriz. Bunu da ekledikten sonra devam edelim. Evet, buradaki çıkış sınırımız için nedir? Full developed olacak. Yani bir parabolik eğrisi olacak. Ve outlet olarak tanımlanmış olduk. Başka bir sınırım var mı? Hayır, başka sınırım yok. Devam ediyorum. Herhangi bir hacimsel parametre de tanımlamayacağım. Şimdi artık çözüm kısmına geldi sıra. Buradan iterasyon sayımı 130 olarak belirliyorum. Buradaki iterasyon sayısı aslında çözümden çözüme revize edilerek bulunan bir şey. Bunu çözüm kısmında zaten anlayacaksınız. Devam edelim. Mesh için parametrelerimiz. Bunlar varsayılan değerlerle devam edebiliriz. Şöyle next diyorum. Bakın ready to generate mesh diyor. OK diyorum. Şimdi artık mesh'imi oluşturuyor. Evet, mesh'imiz tamamlandı ve otomatik olarak diğer adıma geçti. Şimdi sonuç yani çözümümüz analizimiz bittikten sonra ne gibi sonuçlar görmek istersiniz diye sormuş. Ben buradan bakın boundaries kısmından şöyle devam edelim. Boundaries'i seçtim. Çıkış bölümündeki sıcaklıkların hangi iterasyondan sonra oturduğunu ve kaç derecede olduğunu görebilirim. Ne yapıyorum? Bakın şuradan birinci ve ikinci sınırımı aktif hale getirdikten sonra next diyorum. Ne görebilirim? Bakın mass flow rate diyor ve temperature diyor. Devam edelim. Tamam, bu ikisi yeter. Birinci sınırım için şöyle birinci grafiğimi oluşturdum. İkinci sınırım için de ikinci grafiğimi tanımlıyorum ve finish diyorum. Yes diyorum ve artık analizimi başlatıyorum. Şöyle bakın analizi de takip etmek için şuradan izleyebiliriz. Evet, analizimiz koşuyor.
ne zaman duracak? Biz 130 iterasyon tanımlamıştık. Fakat sadece 130 sayısı burada belirleyici değil. Aynı zamanda bakın şurada yakınsama kriteri de 10 üzeri eksi 3 olarak belirtilmiş. Buradan varsayılan değer olarak. Dolayısıyla bütün değerler, buradaki bütün değerler o eksi 3'e indiği zaman analiz durar. Evet. Peki eksi 3'e inmezse ne olur? Belirtilen iterasyon sayısına ulaştığı zaman analiz durur. Burada itim sayısı, itim oranı yani turbulent energy dissipation rate dediğimiz parametremiz yakınsamayabilir. Dolayısıyla 130. iterasyonda durmasını bekliyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi artık grafiklerimiz yatay seyretmeye başladı. Yavaş yavaş. Artık buradan sonra çok büyük bir değişiklik olmayacak. Ve 130. iterasyonda durmasını bekliyoruz. Yani bizim belirlediğimiz 130 sayısı buradan geliyor. Normalde varsayılan, oradaki varsayılan değer olan 500'de bırakıp devam edebilirdik. Fakat 500'e kadar koşacaktı. Ve herhangi bir değişiklik de meydana gelmeden devam edecekti. Evet, analizimiz bitti. Okey diyorum. Close diyorum, çıktım. Şimdi artık sonuçlarımı görebilirim. Bakın şöyle geliyorum. Interface bölümünden. Duck'ta tıkladım. Bakın şöyle görebiliriz. Şöyle hepsini seçtim. Şöyle sadece ortadakini seçiyorum. Buradaki çizgileri kaldırabilirim, mavi çizgileri. Ne yapıyorum? No diyorum. Bakın Outlines bölümünden No diyorum. Bu şekilde görmüş oldum. Şimdi artık akımı görmek istiyorum. Ben akım çizgilerimi aktif hale getirmiştim. Şöyle aşağı iniyorum. Bakın Result bölümünden. Streamline altında yer alan. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii bu buradaki akım çizgilerini sıcaklık olarak renklendirebilirsiniz. Nasıl yapacağız bunu? Şuradaki Keep Drawing'e yani yapılan her değişikliği yansıtmasını istiyorum. Dolayısıyla Yes hale getirdim. Ve değişken olarak da sıcaklığı atıyorum. Şöyle aynı zamanda da ortadaki yapıyı da aktif hale getirin. Şöyle gördüğünüz gibi. 450 olan sıcaklığımız pembeyle renklendirilmiş. Ve mavi arasındaki tonları görebiliyorsunuz. Tabii buna bir animasyon da katabiliriz. Ne yapacağım? Bakın şöyle geliyorum Streamline'a. Model sekmesine geliyorum. Ve buradaki zaman aralığını 0.01 saniye 0.01 saniye olarak belirtiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle hareketlendirebiliriz. Biz ne yapmıştık? Analizimizin son adımında bir de grafik tanımlamıştık. Şuradaki çıkış sınırlarımız içinde bir sıcaklık grafiğini çizdirmek istemiştik. Şöyle bakın. XY plot panele geliyorum. Ve tab modele bastığım zaman şöyle gördüğünüz gibi sıcaklıklarımı görebilirim. Yaklaşık şöyle şuradan söylersek 35. iterasyondan sonra artık sıcaklığımız oturmuş görünüyor. Evet, bu videoda sizlerle birlikte bir ısı transferi analizini gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.